Boran ağam kalbini kırmasın yeter ki. Geri kalanların ağızlarının payını vermesini bil yeri geldiğinde kuzum. Sana kimse bir şey diyemez. Koskoca bir gelin ağasın sen. Şen olur lele lele lele. Ayşe, çamaşırları yığmaya başladın mı? Başladım hanıma. Ha, al bunu da. Sakın renklilerle beyazları birbirine karıştırma. Tamam hanıma. Ayşe, bu nedir? Bilmem. Sabah Boran ağam odasından getirdim. Boran ağanın mı? Ey, sen işine bak. Firuza. Ne oldu hanım? Bırak elinden gazeteyi de beni dinle. Diyeceklerim mühim. Uzatma da de o zaman. Boran'la Sıla nihayet karı koca olmuşlar. Emin misin? Nereden anladın? Çarşafı gördüm. Ben sana dememiş miydim ateşle barut yan yana durmaz diye? Bu sefer hemen sevinmeyelim. Geçen seferki gibi elimiz böğrümüzde kalmasın. Ben Sıla'yı sıkıştırayım. Öğreneyim işin aslını astarını. Gene oyuna gelmeyelim. Sağ olasın Beder ana. Afiyet olsun oğlum. Beder. Acaba diyorum ağaya haber versek de bir doktora falan götürsek diyorum. Kızımın durumu hiç iyi değil. Meraklanma Celil. Biraz uyusun geçecek. Tamam Beder sen ne diyorsun? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Celil Efendi. Sıla'yı sen mi getirdin buraya? Gelin ağam çok fenaydı ağam. Anama gideceğim deyince ben de getirdim. Oğlum ne var bunda kızacak? Kız babasının evine geldi. Tabii ki gelebilir hanım. Mesele o değil. Ben size benden habersiz kimse eve girmeyecek, kimse de çıkmayacak demedim. Benim sözümün üstüne söz mü var? Evet var. Benim sözüm. Ben artık hanım ağa değil miyim? Öylesin tabii. Sıla'm niye kalktın? İyi oldun mu kurban olduğum? İyiyim. Haydi oturun yemek yiyelim. 5 dakikada hazır ederim ben. Yok biz gidelim. İyi madem. Yine gelelim kızım. Gelirim. Güle güle kızım. Kendine iyi bak, değil mi? Uğurlar olsun ağam. Sağ ol Celil Efendi. Buyurun gelin ağam. Aziz. Buyur ağam. Sen eve git. Tamam ağam. Niye durduk? Sıla. Ne olursun bağır çağır bir şey yap. Dün gecenin telafisi yok biliyorum. Ama çok pişmanım. Kendimi affettirmek için her şeyi yaparım. Gidelim. Eğer dün geceye dönme fırsatım olsaydı. Ne
Ne olur ağam, bir el uzat bana. Kapında kölen olayım ağam. Ne olur yardım et bana. İbrahim, kaç kere söyledim sana. Yapacak bir şey yok. Ama ağam, senin kan kardeşin değil mi? En azından benimle gelmeyi istesen, seni kapısından çevirecek değil ya. Üzgünüm İbrahim. Elimden bir şey gelmez. Sırtını dönüp gitme ağam, ne olur. Ağam, Zinara ile Firuze seni bekliyorlar. Neredeler? Üst kattaki terastalar ağam. Ağam. Ağam, ne olur. Ayşe. Ağam, acı bana. Bir el uzat. Beni bir sen anlarsın, Boran ağam. Neymiş bu adamın derdi? Ağam, ben ne de olur. Bilmiyorum gelin ağam. Bir al bakalım içeri de sen öğrenelim. De ama gelin ağam. Ayşe. Sus dedim. Ağam. Ne olur ağam. Peki gelin ağam. Aziz, Haydar, açın kapıyı. Gel buyur. Neymiş derdin bir de bana anlat bakalım. Ah gelin ağam, Allah senden razı olsun. Önemi yok, gel mutfağa geçelim. Ayşe'cim sen de bir çay yapar mısın bize? Tabii hemen gelin ağam. Şöyle oturalım. Söyle bakalım ne derdin var Boran'la? Ağamın kan kardeşini biliyorsunuzdur. Abay. Evet biliyorum. Onun bir kız kardeşi var. Lucin. 3 yıldır sevdalıyım ona. 3 yıldır her sabah uyandığımda aklımda o. Gece uyuduğumda aklımda o. Anlayacağın içime öyle bir sevda düştü ki gelin ağam. Ben onsuz yaşayamam. Kız biliyor mu onu sevdiğini? Bilmez mi? 3 yıldır 300 kez aşındırdım kapılarını. Ama abisi Abay istemek için bile içeri beni almıyor. Ne zaman istemeye gitsem kapı duvar. Niye peki? Herhalde Müslümanım diye. Oysa Lucy'nin Süryani olması benim için hiç dert değil. Anam da diyor, onun dini adeti farklıdır, alamazsın diye. Ama ben onu gönlümde seviyorum. Ne istiyorsun Boran'dan? Eğer ağam benimle istemeye gelirse, kan kardeşler ya. Ama ağam da bu işe razı olmuyor. Affedersin, ismin neydi? İbrahim. Tamam İbrahim. Sana söz Boran'la konuşacağım. Ve bizzat kendim istemeye gideceğim Lucy'ni. Ciddi misin gelin ağam? Öpeyim. Tamam İbrahim. Tamam. Sağ ol gelin ağam. Allah sana da her şeyi gönlündeki güzelliğince versin. Sağ ol gelin ağam.